Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı'na bağlı SAS Yazılım Kuruluşu'yla hat ve işletme optimizasyonu konulu bir hibe anlaşması yapmış. Anlaşma tüm Ankara'yı ilgilendiriyor. Verilerin başka bir devletle paylaşılması Ankara'nın güvenliğini tehdit eden bir unsurdur. Bu verilerin paylaşılması milli güvenlik sorunudur. Başta Sayın Başkan ve meclisten tekrar gözden geçirilmesini, güvenlik kurumlarıyla iletişim halinde olunmasını bekliyoruz. Bilgiyi hemen vermek istiyorum. Amerika'dan 2,5 milyon dolar civarında Ankara'daki hat optimizasyonu ile ilgili bir hibe kazanıldı. Gelen hibe de, evet biz bu hibeyi veriyoruz ama bu işi SAS firmasını yaptıracaksınız diyorlar. Genellikle bunlar şöyle çalışıyor. Aldığınız hibe kredilerin büyük çoğunluğu zaten genellikle kendi firmalarına yaptırmak suretiyle geri alıyorlar. Şimdi bu hibenin şartlarını ben size bir okuyayım ve daha sonra size hükümetin cevabıyla cevap vereceğim. Hibe şartları ne Amerika Kalkınma Ajansı ne de herhangi bir firmaya verilmiş bir taahhüt veya söz bulunmamaktadır. Kurulacak yazılımın önümüzdeki yıllarda yapılacak bakım ve güncellemeleri bile bir taahhüt altında olmayıp tamamen EGO'nun inisiyatifindedir. Verilerin paylaşımı proje dahilindeki tüm yazılımlar EGO'nun kendi veri merkezinde izole şeklinde kurulacak olup internete veya herhangi bir çevrimiçi platforma erişimi olmayacaktır. Verilerin veya verilerin işlenmesi sonucu elde edilecek bilgilerin herhangi bir şekilde paylaşılması veya dışarıdan erişime açılması söz konusu değildir. Veriler EGO'nun kendisine ait veri merkezi dışına çıkmayacaktır. Verilere erişim. Proje sırasında kişisel veya gizli nitelikli veriler kullanılmayacak olup sadece genel nitelikli anonim ve toplanmış veriler kullanılacaktır. Otobüs rotaları, sefer saatleri, yolcu sayısı gibi birçoğu hali hazırda EGO internet sitesinde paylaşılan veriler projenin temel verilerini oluşturmaktadır. Gizlilik niteliği olmayan bu verilerle yapılacak çalışmanın tamamen EGO veri merkezi bünyesinde ilgili çözümlerin uzmanı olan yerli firmalarımız ve tamamı Türk mühendis ve veri bilimcilerden oluşan ekipler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gizli veya kişisel bir veriye erişilemeyecek olsa da çalışacak tüm personel ve firmalar EGO'nun gizlilik sözleşmesini imzalamak kaydıyla projeye dahil olabilmektedir. Bu kapsamda gerek veri erişimi gerekse analizlere ilişkin tüm faaliyetler tamamen EGO kontrolünde olacaktır. Millileştirme ve teknoloji transferi. Proje kapsamında veri analizi konusunda yazılım geliştirmeyi mümkün kılacak bir yazılım geliştirme aracı sağlanacaktır. Projenin geliştirilmesi sırasında tamamı Türk personelinden oluşan firma personeliyle EGO personeli beraber çalışacaktır. Bu projenin en önemli parçalarından biri teknolojik kapasite ve kabiliyetlerin EGO personeline aktarılması için proje kapsamındaki eğitimlerle EGO bünyesinde sertifikalı bir veri bilimi ekibi oluşturulmasıdır. Bu ekibin oluşturulması için sınıf eğitimleri, eğitim materyalleri, iş başında eğitimler ve sertifikasyonlar proje kapsamında sunulacaktır. Bu vesileyle milli bir beşeri sermaye ve kapasite inşası sağlanacak. EGO'nun kendi başına yerli ve milli yeni yazılımlar ve projeler geliştirmesi mümkün olacaktır. EGO proje dahilinde edindiği yazılım geliştirme araçlarını kendisinin veya ileride seçeceği farklı firmaların geliştireceği yeni projelerde kullanabilecek olmakla beraber bu anlamda hiçbir üretici bağımlılığı ve limitasyonu olmadan projeleri farklı teknolojik altyapılarda kullanabilecek açık kaynaklı kodlu yazılımlar ve eklemeleri geliştirme yapabilecektir. Projenin özeti bu. Şimdi bu proje konuşulduğu sırada bir arkadaşımız geldi. Dedi ki işte bizim verilerimiz başkasının eline geçer, bir tedbir alalım. Bunun da nereden çıktığını daha sonra aradık. İsmini şimdi burada söyleyemem. Aynı işi yapan bir başka firma, bunu arzu ederseniz ismini açıklamama kaydıyla verebilirim. Bir firma bunu üretiyor. Bunu ben grup başkan vekiline verebilirim. Bu şahıs da Büyükşehir'le görüşmüş ancak daha önce görüştük bir optimizasyon şirketi var. Ancak yerli yazılım çözümleri sunamıyor bu arkadaş. Fakat bizim de yapmamızı istemiyor çünkü parayla ile kendisi yapmak istiyor. Fakat buna rağmen biz derhal Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazdık.
Gizli ibarede bunu arzu eden buradan ben de okuyabilir. Son kısmını okuyorum. Söz konusu firmanın genel merkezinin bulunduğu resmi bir yazı bu. Kuzey Carolina eyaleti Miami konsolosluğumuz görev belgesinde olduğu cihetle sorduk bunu Dışişleri Bakanlığı'na, böyle bir durum ve iddia var, ne diyorsunuz diye. Anılan başkonsolosluğumuzca açık kaynaklardan yapılan araştırma neticesinde nokta nokta adlı şirketin Durham Kuzey Carolina Genel Merkez, Plano Texas ABD Bölge Ofisi, Milton Keynes İngiltere, Hyderabad ve Hindistan olmak üzere faaliyet gösterdiği, bulut teknolojisi ve yapay zeka ağırlıklı olarak danışmanlık ve mühendislik hizmeti verdiği, hizmet verdiği kuruluşlar arasında Lenovo, Reuters, Deutsche Bank gibi kurumsal markaların yanı sıra ülkemizden hepsi burada şirketinin de bulunduğu tespit edilmiştir. Miami Başkonsolosluğumuzda imkanlar dahilinde yapılan araştırmada anılan şirket hakkında olumsuz bir bulguya rastlanamadığı bildirilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin bir araştırmanın ilgili güvenlik makamlarımızdan talep edilebilmesinin yararlı olacağı değerlendirmektedir. Biz de bunu talep ettik açıkçası. Durum budur. Son derece hassasız bu konularda. Evet değerli arkadaşlar, her şeyden evvel pazar esnafıyla çok polemik yapıldı. Pazar esnafına yardım nasıl yapıldığını ben size söyleyeyim. Gece 11.30 birdenbire sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ertesi gün pazar kuracak esnaf götürdü pazarlara, mallarını yığdı. Sadece ertesi gün pazara sokağa çıkamayacak malları yığılanlara erişildi ve onların malları gösterdikleri faturalar üzerinden satın alındı. Olay bu. İkide bir diyorsunuz bütün pazarcılara yapılmadı. Pazarını mala çıkart, malını pazara çıkartmayan adama ne parası vereceğiz? Zararı yok ki. Biz hepsini Belko'ya alma suretiyle, hepsinin de faturası var. Şimdi şöyle yapalım. Bu konu çok uzadı. Mesela yardım yapan kişi, bunu nasıl tespit edeceksiniz? Su faturasının 77 bin kişinin su faturası ödendi. Bunların bilgisi şeyde var. ASKİ'de var. Yaklaşık 51.842 kişiye maddi destek 26 milyon lira. Siz diyorsunuz ki nasıl insanlar birbirini görmedi? Tamamen bizim dinimizin gereği alan elin veren eli görmediği bir sistemi biz bulduk. Bizden yardım isteyenlerin şeyini dizdik oraya, isteyen istediğine yardım etti. Yardım yapanın telefonu da çıkıyor. Bazı insanlar açtılar, beni tanımadığınız halde yardım yapmışsınız diye onlara dualar ettiler. Böyle bir organizasyonu yaptık. Şimdi bu organizasyonu kalkıp evet çok güzel oldu, dünyaya model oldu nerede demek varken niye bu kadar sık gündeme getirdiniz ben bir türlü anlamadım. Bunların hepsini biz size teslim teslim makbuzlarla beraber vereceğiz. Zaten ödemeler biz elimizi değmedik, kimseyi görmedik. Yardım yapmak isteyen insan İnternet üzerinden yardım yapacağı insanı seçti ve direkt ona ödedi. Dolayısıyla o makbuzların bizde olması mümkün değil. Biz sadece takip ettik. Ama takip ettiğimiz kadarıyla kimin nereye kaç yardım, ne kadar yardım yaptın hepsinin kaydı var. Birisini görevlendirin. Bir arkadaşımızı görevlendirin. Verileri size açalım. İstediğinize bakabilirsiniz. Pazarcıları da kontrol edebilirsiniz. O gece pazar kaç tane pazar açılmış, kaç kişi malını koymuş ve bunların içerisinde bir tane parasını alamayan var mı? Bunları da aynı şekilde esnaf odalarıyla ilgili Allah var yani insanımız gerçekten çok düzgün. Esnaf odalarının hemen hemen hepsine mesaj çektik. Kime kaç mesaj çektiysek geçenki burada tahsilcilerinki gibi belli. Bunların içerisinde Allah var sadece ve sadece biz diyelim ki 2000 kişiye mesaj çektiysek 2000'i bile biz sizden yardım istiyoruz demedi. İhtiyaç sahibi olanlar bizden yardım istedi. Bunların hepsine de makbuz karşılığı verildi. Bilgisayar işi yaptık. Bilgisayarda ilan ettik bilgisayar vermek isteyenlere. Maalesef sadece 209 kişiye bu önceki dönem, şimdi yapamadık bunu. Ankara Kart'a gene kimse kimsenin ismini görmeden para yükledi. 12.775 kişi 731.510 lira. Bunların hepsinin kaydı var.
Biz size bunları hangilerini istiyorsanız, yani burada yazılı olanlar yeterse onların hepsini biz size vereceğiz. Yazılı olarak bildireceğiz.